Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü ve tam kıvamında inanılmaz lezzetli, harika bir aşure yapacağız. Bu aşure tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle aşuremizin ana malzemelerini görüp bir gün önceden yapılması gereken hazırlıkları yaparak başlayalım. Ben bugün aşureyi 1 kilo buğdaydan yaptım ve 1 kilo buğday için yarım kilo kuru fasulye ve yarım kilo nohut kullandım. Kuru meyve olarak da yarım kilo kuru incir, yarım kilo kuru üzüm ve yarım kilo kuru kayısı kullandım. Öncelikle kuru fasulye ve nohutumuzu ıslayarak başlayalım. Diğer bütün malzemeleri bir kenara alıyorum ve genişçe bir karıştırma kabına nohutu koyuyorum. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı karbonat koyuyorum ve şimdi nohutları 4-5 parmak geçecek şekilde bolca kaynar su ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra 5-6 saat bekletmek üzere bir kenara alıyorum. Daha sonra başka bir kabada kuru fasulyeyi koyuyorum ve yine üzerini 4-5 parmak geçecek şekilde bolca kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra fasulyeyi de 5-6 saat bekletmek üzere bir kenara alıyorum. Evet, şimdi kuru meyvelerimizi hazırlayalım. Kuru incirleri yanıma alıyorum ve şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi küçük küçük bir nohut büyüklüğünde olacak şekilde doğruyorum. Ve incirlerin hepsini aynı şekilde doğradıktan sonra kuru kayısıları da aynı şekilde nohut büyüklüğünde küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Evet, kuru meyvelerin hepsini aynı şekilde doğradım ve ayrı ayrı karıştırma kaplarına koydum. Şimdi incirlerin üzerine ayıklamış olduğum üzümleri ilave ediyorum ve üzerine çıkacak kadar bolca soğuk su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kayısıların üzerine de aynı şekilde soğuk su ilave ediyorum. Bu arada önemli bir püf noktasını belirtmek istiyorum. Aşuremizi yaparken kuru meyveleri haşlamadan kullanacağımız için kirli yani siyah sularının gitmesi gerekiyor. Özellikle üzüm ve incirlerin suyunu aklıma geldikçe sık sık 8-10 kere diyebilirim değiştireceğim. Yani kirli sularını boşaltıp tekrar üzerine soğuk su ilave edeceğim. Ve bu işlemi tertemiz dupduru bir su çıkana kadar tekrarlayacağım. Evet şimdi kayısı, üzüm ve incirleri de şimdilik bir kenara alıyorum. Evet artık buğdayımızı hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 1 kilo buğdayı bir karıştırma kabına aldım ve çeşmeden akan sıcak suyun altında aynen videoda izlediğiniz gibi hamur yoğurur gibi buğdayları ova ova yıkıyorum ve bu işlemi 5-6 kez tekrarlıyorum. ve 5-6 kez buğdayların suyunu değiştirerek yıkadım ve aşureyi pişirecek olduğum tencereye koydum. Şimdi buğdayların üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve buğdayları bir taşım kaynatıyorum. Evet suyumuz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra bir dakika kadar kaynattım ve daha sonra süzdüm. Süzmüş olduğum buğdayları tekrar aşure tenceresine alıyorum. Bu arada klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı pirinci de iyice yıkadım ve buğdayların üzerine ekliyorum. Şimdi kenarda kaynatmış olduğum sudan yaklaşık 8 litre üzerine ekliyorum. Ve suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kaynamasını bekliyorum. Ve suyumuz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin altını kapatıyorum ve kapağını da kapatarak bu şekilde bir gece bekletiyorum. Evet bu arada hatırlatmak istiyorum ki en başta da belirttiğim gibi kuru meyvelerin suyunu aklıma geldikçe sık sık aynen videoda izlediğiniz gibi değiştiriyorum. Özellikle incir ve üzümlerin suyunu siyah suyu gidip tertemiz berrak bir su gelene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Evet belirttiğim gibi berrak bir su çıkana kadar kuru meyvelerin suyunu sık sık değiştirdim. Daha sonra bir kevgire alarak sularını süzdüm ve aşuremizin kuru meyveleri hazır. Bu arada fasulye ve nohutu da ayrı ayrı düdüklü tencerede haşladım. Sularını süzdüm ve fasulye ve nohutumuz da hazır. Bu arada buğdayımızı da ıslamıştık. Yani aşuremizin bir gün önceden yapılması gereken işlemleri hazır. Ertesi gün aşuremizin yapımına geçebiliriz. Evet, bir gece sonra yani ertesi sabah tencerenin kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi buğdaylar çok güzel bir şekilde şişmişler. Fakat biraz daha pişmeleri gerekiyor. Şimdi üzerine yaklaşık 5 litre daha kaynar su ilave ediyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Evet, yarım saatin sonunda kontrol ediyorum. Buğday ve pirinçler harika bir şekilde pişmişler. Bu arada fasulye ve nohutumuzu çok güzel pişene kadar haşlamıştık. Fakat kuru meyvelerimizi pişirmemiştik. O yüzden öncelikle kuru meyveleri ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve kuru meyvelerle beraber yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Evet kuru meyvelerle beraber 20 dakika kısık ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi rengi ve kıvamı harika oldu. Şimdi içerisine fasulye ve nohutu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kıvamına bakıyorum. Kıvamı biraz gözüme katı geldiği için yaklaşık 2 litre kadar kaynar su ilave ediyorum. ve suyunu ekledikten sonra yine kontrollü bir şekilde arada sırada karıştırmak suretiyle fasulye ve nohutla da bir 15 dakika kadar pişiriyorum. Evet 15 dakika fasulye ve nohutla beraber pişirdim. Şimdi içerisine 2 tane portakal kabuğu rendesi ve 1 tane portakalın suyunu ilave ediyorum. Bu arada 15 tane karanfili yarım su bardağı kadar su ile 5 dakika haşladım. Şimdi süzerek suyunu içine ekliyorum. Ve daha sonra eklemiş olduğum malzemelerle beraber arada sırada karıştırarak 5-6 dakika daha pişiriyorum. Ve daha sonra içine bir çay kaşığı tuz ve 5 kilo şeker ilave ediyorum. Şeker size çok gelebilir, fakat biz aşureyi tatlı seviyoruz. Aşure dediğin tatlı yenir diyorum ve sizlere de mutlaka 5 kilo şeker ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Evet şekerini de ekledikten sonra karıştırıyorum ve şekeriyle beraber kaynama hareketini gördükten sonra 10-15 dakika daha pişiriyorum. Evet, söylediğim gibi şekerini ekledikten sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynattım. Bu arada 4 yemek kaşığı nişastayı biraz suyla güzelce çırparak açtım ve şimdi üzerine ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum ve nişastasıyla beraber de 5-6 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra altını kapatıyorum ve aşureyi dinlenmeye bırakıyorum. Evet, aşurenin altını kapattıktan sonra yarım saat 45 dakika arası dinlendirdim ve artık kaselere paylaştırabiliriz. Kaselere paylaştırdıktan sonra üzerine biraz tarçın serpip daha sonra dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Ben biraz fındık fıstıkla üzerini süsledim ve daha sonra sizlere kıvamını da hemen yakından göstermek istiyorum. Bu arada belirtmek istiyorum ki lezzeti ve kıvamı şahane, inanılmaz lezzetli harika bir aşure oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi ve yıl Yıllardır yaptığım aynı ölçü ve tarifi sizlerle paylaştım. Hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de memnun kalacaksınız. O yüzden bir kez daha mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elim geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.